İlgisizlik boşanma sebebi sevgili izleyiciler. Eş ve çocuklarla ilgilenmemek psikolojik şiddet sayıldı. Yargıtay psikolojik şiddetin de boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Bir evliliğin temeli. Önce saygı, güven ve sevgi. Sizce? Aynı şekilde eşime katılıyorum yani. Bir çiçeğin susuz bırakıldığında solması gibi bir bayan da yani sevgi bedava aslında. Hepimiz verebiliriz bunu. Parayla, kiloyla, gramla satılmıyor. Yargıtay da öyle dedi. Eş ve çocuklarıyla ilgilenmeyen kocayı affetmedi, ilgisizliği boşanma sebebi saydı. Evli bir çiftin aralarındaki ipler gerilince kadın soluğu mahkemede aldı. Kocam benimle ve çocuklarıyla ilgilenmiyor, psikolojik şiddet uyguluyor diyerek boşanma davası açtı. Tam ilgisizlik kötü bir şey de yani götürüp de mahkemeye verecek kadar değil bence. Her şeyden mahkemeye versek kapısından çıkamayız yani adliyenin kapısından. Ancak yerel mahkeme gerekçeyi yetersiz buldu. Çifti boşamadı. Kadın pes etmedi. Dosyayı önce istinafa ardından Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eşe ve çocuğa olan ilgisizliği psikolojik şiddet saydı. Haklı bence. Sizce haklı mı? Neydi? Kusura bakmayın. Hanımefendinin doğum günü nedir? 1974. Günü? 5. ay 17. Doğru mu? Doğru. Onun doğum günü. Ben valla bilmiyorum onun doğum günü. Doğum gününüzü bilmiyor. Erkekler biraz taktik mi uyguluyor acaba mutlu kalabilmek için? Yok, hiç alakası yok. Yüksek Mahkeme psikolojik şiddetin boşanma sebebi olduğuna hükmetti. Emsal niteliğindeki karar oy birliğiyle alındı. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Bizim evliliğimiz 30-35 yıl olmuştur aşağı yukarı. Sanki yeni ilk evliliğimiz gibi devam ediyordur yani. İlgi olacak ki sevgi olacak, eşler arasında uyum olacak, anlayış olacak. En önemlisi bence iletişim olmalı yani. Peki siz hiç ilgisiz bırakıyor musunuz? Ya kendisine sorun. Bırakıyor mu? Ay hayır, kesinlikle. Evet, ilgili. Çünkü ben ilgiye çok düşkün olduğum için o da ilgili yani. İlgili olmasa anlaşmazlıklar olur ya. Aslında ilgili olmak zorunda mısınız siz biraz böyle ilişkinin daha iyi olabilmesi için? Mutlu bir ilişki için bu şart bence. İlgisiz bir kadın hayattaki tüm olumlu şeyleri geriye atabilir yani. Çünkü bu yıpratıcı bir süreç oluyor. İlişkinin kötü sonuçlanmasına sebebiyet verebiliyor aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.